Kısmetindir gezdiren yer yer seni, gafil olma akıbet yer seni. Kısmetindir gezdiren yer yer seni, gafil olma akıbet yer seni. Mükemmel bir cinas örneğidir bu. Eyvallah. Gayet rahat, açık. Kısmetindir gezdiren yer yer seni. İnsan farkında olmadan rızkının peşinde gezer. Allah-u Teala'nın rızkını verdiği yere Allah onu götürür. Orada rızkını alır. Eyvallah. Yeri de Allah tayin eder. Götüren de yine Allah'tır. Kısmetindir gezdiren yer yer seni derken Cenab-ı Hakk'ın iradesi kastediliyor. Kısmet Allah'ın iradesi. Tak, nahnu kasemna ayet. Biz kısmet ettik diyor. Kısımlandırdık, taksim ettik diyor. Yer yer bu dünya hayatında gezmenin vesilesinin vesilesi aslında Allah-u Teala'nın murad ettiği rızkı alabileceğin yere gitmek. Hani derler ya, doğduğun değil doyduğun yerdir memleketin. Allah-u Teala orayı murad etmiş. Sen orada kalacaksın. Orada Allah senin ücretini verecek. Kısmetindir gezdiren yer yer seni bu. İkinci mısra harika. Gafil olma akıbet yer yer seni. Üstünde gafletle gezdiğimiz şu toprak var ya, bir gün bizi içeriye alacak. Gafil olma, hep üzerine basa basa gezeceğini zannetme. Bir gün aşağı düşeceksin. Nitekim maalesef hem Van depremini hem Elaziz depremini yaşadım. Bu son depremde de vefat eden, inşallah şehit olan bütün kardeşlerimize rahmet olsun. Yakınlarına Allah sabırlar versin, Allah yardım etsin diyelim, konumuza dönelim. Depremi yaşadığım zaman şöyle bir hisse kapılmıştım Van depreminde. İşte deprem oluyor, bulunduğumuz bina gidip geliyor. Biz dışarı çıkmaya, canımızı dışarı atmaya çalışıyoruz. Bir an için gözüm dışarıdaki caddenin zeminine takıldı. Asfalt dalgalanır mı hiç? Asfalt su gibi dalgalanıyordu. Asfalt, beton asfalt. Deprem asfaltı aynen su haline getirmişti. Bunu gözümle gördüm. Bir ömür boyu gafletle yüzüne basa basa gezdiğimiz toprak sanki bir kilim gibi ayağımızın altından çekiliyor. O da Allah'ın emri altında. Güvenme. İsterse çeker, deprem olur. Eyvallah. Bastığın yer bile Allah'ın kontrolü altındadır. İsterse o basmayı bile elinden alabilir. Gafil olma. Akıbet yer yer seni. Gafil olma, bir gün bu toprağın altına düşeceksin. Ölüm var, bunu bil. Bir gün bu toprağın üstünde nasıl geziyordun? Altına ineceksin. Seni aşağıya koyacaklar. Gafil ol. Peki ne yapmalıyım? Gafil olma ne demek? Çok büyük bir müjde. Hiç de beklemediğim ehli irfan bir zattan duymuştum. Bir taziye esnasında yakını ölen kişiye teselli mahiyetinde şunu söylüyordu. Vallahi yerin altı üstünden daha aydınlıktır. Korkma, o oraya gitti diye üzülme. Çok daha aydınlık bir yere. Nereden biliyorum bunu? Eyvallah. Çünkü Efendimiz yerin altında. Öyleyse orası buradan daha yüksek, daha aydınlıktır, daha tatlıdır. O ölmüş mü? Öyleyse ölüm de güzel. Eyvallah. Olmasaydı onun başına gelmezdi. Eyvallah. Ölüm güzel şey. Budur perde arkasından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Gafil olma dediği bu sırra vakıf olmaktır. Yoksa sanki hiç ölüm yokmuş gibi bu dünyada gezersen pat diye gidersin. O sırrı da göremezsin. Ölüm neymiş gösterirler adama.